Sana çorba getirdim. İstemez. Burak lütfen. İzin ver içeri geleyim. Kaşık getireyim mi? Sıcak sıcak içersin. Aç değilim. Bana çok kızgınsın biliyorum. İşlerin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim. Niye Çağla? Aptal mısın sen? Yaptıklarının sonucunu hesaplayamadın mı? Burak ben Kıvanç'ı geri getirmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Gerçekten. Sadece abim gitmedi. Mehmet abiyle Gürcan gitti. Zeynep de gitti. Doğru ya. Senin için önemli olan tek şey abim değil mi? Yoksa bizim ailemiz dağılmış. Biz perişan olmuşuz, senin umrunda değil. Burak ben Kıvanç'a aşığım ya, anlamıyor musun? Onu anladık. Ama sen de şunu kafana sok Çağla. Abim geri gelse de seni sevmeyecek. Hani lafa gelince bana çocuk diyorsun ya. Ben bir şey olmuyorsa zorlamayacak kadar büyüdüm. Sen de şımarık bir çocuk gibi davranmaktan vazgeç artık. Ağlayıp zırlayarak hatalarını düzeltemezsin. Bunlar büyük abinin adamlarıydı. Savaşı öldürmek için geldiler. Büyük abi kim? Bilmiyorum. Yani ben hiç görmedim. Ama özel yetenekli çocukların peşinde olan kötü bir adam o. Anlıyorum. Şimdi hepinizin özel yetenekleri var. Öyle mi? Evet. Teki görünmez olabiliyor mesela. Hadi sen o yüzden mi böyle ellerinle yeri... Bana inanmıyorsun değil mi? Doktor bey, hoş geldiniz. Doktor mu? Siz niye geldiniz? Orhan amca sen mi çağırdın onu? Korkma kızım. Böyle travmatik vakalarda prosedür gereği çağırırız. Bir şey yok, muayene edecek seni. Ama benim bir şeyim yok ki. Yani yaralı olan tilki. Ona yardım etmeniz lazım asıl. Aylin Hanım, hastaneye gidelim. Bunları orada konuşuruz. Çeki. Deli değilim ben. Böyle düşündüğün için çağırdın değil mi onları? Aylin kızım. Uzak durun benden. Ben deli değilim. Anlattıklarımın hepsi doğru. Yaklaşmayın. Orhan amca yemin ediyorum anlattığım her şey doğru. Ne olur gönder şunları. Ya çekil! Ya çekil dedim, deli değilim ben! Ya bırak! Bırak! Ya bırak, deli değilim ben! Orhan amca, tek yol ne olur. Ağlama artık. Eğer bize yardım etmek istiyorsan kafanı kullan. Burak ne yapmamı istiyorsun? Söyle yapayım. Ya ne bileyim. Senin baban polis değil mi? Ara çeksin ellerini üstümüzden. Rahat bıraksın bizi. Belki o zaman geri dönerler. Alo. Evet benim. Orhan amca. Babam mı? Bir şey mi olmuş? Tilki mi bulmuş yoksa? Nasıl yani? Tamam. Tamam hemen geliyorum ben. Ne oldu? Ne dedi baba? Burak! Burak! Ya ne oldu? Ne dedi baba? Ya Aylin ablayı bulmuşlar. Hastanedeymiş. Kıvanç da geldi o zaman.
Hay Kıvanç kadar başına taş düşsün senin ya. Ya yanlış anladın. Herkes geri döndü. Ne güzel demek istedim. Ya Burak dur bekle. Ne zaman düzelir peki? Bakalım. Gözlem altında kalsın biraz. Siz iyice bilgilenin. Kendine gelsin. Kafasını toplasın. Kıvanç'ı bulmamızı sağlayacak tek kişi o zaten. Kıvanç? Bir sabıkalı. Nezarethaneden kaçtı. Hakkında arama emri var. Oğlum amca. Ablam nerede? Bu odada mı? Aa evet burada. Oğlum sakinleştirici yaptılar. Baygın mı şimdi? Ya Allah'ım ya. Ne oldu baba? Kıvanç nerede? Hala kayıp. Serserini halt ettiyse kızcağıza perelelli olmuş. Nasıl yani? Aylin kafayı mı sıyırmış? Sorma ya. Kıvanç görünmez oluyormuş. Kendi elleriyle elektrik veriyormuş ya. Daha neler söyledi neler. Burak. Buradayım Aylin abla. Ben gitmedim Aylin abla. Herkes gitti ama ben sizin geri döneceğinizi biliyordum. Tilki abi nerede? Bilmiyorum. Kayboldu. Ben delikmiştim onu ama kayboldu. Büyük abi aldı onu. Aynı abla bunları ulu orta söyleme. Seni deli olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden bir sürü sakinleştirici yapmışlar sana. Onu bulmam lazım. Ne yapıyorsun Aynı abla yat. Daha gözünü bile açamıyorsun. Koy kafanı. Tilki neredesin? Doktor bey. Merhaba. Merhaba. Ben Aylin'in çok yakın arkadaşıyım da iyice delirdiği doğru mu gerçekten? İyice derken? Yani hep deli deli şeyler söylüyordu ama bu sefer durum ciddi sanki. Ne gibi şeyler? Yok ben elektrik saçıyorum. Yok tilki görünmez oluyor. O aslında benim kardeşim değil de sevgilim. Biz özel çocuklarız falan. Hmm. Peki tehlikeli davranışlarda bulunduğu oldu mu hiç? Evet. Saldırganlaşıyor bazen ama arkadaşımız diye idare ediyoruz ne yapalım? Bir kere beni tuvalete kapatıp tehdit etti. Seni elektriğimle çarparım dedi. Ya aslında çok iyi kız ama kafa gidik işte. Yazık. Anladım. Büyük abinin adamları kaçırdı Tilki. Evet, nasılız bakalım? Pek kendinde değil daha. Siz dışarıda bekleyin lütfen. Senin özel bir çocuk olduğunu duydum Aylin. Doğru mu? Bak, benim özel çocuklardan haberim var. Sen de onlardan birisin biliyorum. Hadi bana anlatabilir misin biraz? Tilki nerede? Tilki de özel çocuklardan değil mi? Hani şu görünmez olan. Abimden bir haber var mı Orhan amca? Yok be oğlum. Ya çoktan kaçıp gitmiştir o. Burada kalırsa başına ne geleceğini biliyor. Kanun kaçağı sonuçta. Bakın benim abim kanun kaçağı falan değil tamam mı? Suçsuz yere tutukladınız onu zaten. Olan da tilki oldu. Çocuğun hiçbir suçu yoktu ama şimdi içeride. Çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu bence. Bütün ihale ona patladı. Bana güvenebilirsin. Ben senin yanındayım. Elektrik saçtığını biliyorum. Evet. Gücümün hep bir lanet olduğunu sanmıştım. Ama o elektrik onun hayatını kurtardı. Ellerimle ona elektroşok verdim. Sonra tekrar kalp atmaya başladı. Anlıyorum. Çıkartacaksınız değil mi buradan? Onu benden başkası bulamaz. Meltem'i yaralayan Kıvanç değil miydi yani? Eh be oğlum. Şimdi mi söylenir bu? Ya artık bir önemi kalmadı diye düşünüyordum ama şimdi bir ümidim var. Eğer Aylin abla geldiyse Tilki abi de geri gelecektir. Demek Kıvanç suçsuz. Durumu nasıl? Hastayı psikiyatri kliniğine alacağız. Sağrıları var. Gerçeklikle bağı kopmuş. Ciddi mi ya? Ah yazık. Gitti gencecik kız. Bir dakika ya. Benim babam deli falan değil ki.
Sadece zor günler geçirdi. Gel oğlum, seni de evine bırakalım. Bir dakika doktor bey, benim ablam deli falan değil gerçekten. Sadece zor günler geçirdi. Lütfen bakın dinleyin. Öyle. Çekil de biraz ben bakayım. Bir şey yok bu oğlum. Elini yaranın üzerine koymuş, hala takılıyor işte. Allah Allah. Adam hurdaya döndü ya. Eliyle mi tedavi edecekmiş? Sus lan. Hadi. Hadi biraz daha. Oğlum yok mu bir hareket ya? Yok bu oğlum. Heykel gibi duruyor işte. Ya abi çekil de biraz ben bakayım ya. Ya bir şey yok diyorum sana bu oğlum. Hadi abi. Öyle. O yok ama korkma güvendesin. Bak, yaran da iyileşti sayılır. Duru. Evet. Neresi orası ya? Halin nerede? Ya dur, dur bir acele etme. Bekle bir dakika. Son bir... Ne oluyor lan? Oğlum nasıl bir şey yok lan? Bu mu bir şey yok? Ne diyorsun bu oğlum? Binallah ve veli memmekil yuh. Oğlum lan bu kız şifacı denen çocuk. Ne oluyor, iyi misin? Duru. Ya ne oluyor, iyi misin sen? Senden aldıklarını çıkarıyor abi galiba. Git su getir. Beyza'dım sen de bir yardım etsene ya. Kız sana yardım edeceğim diye kendini bitirdi. Tamam tamam. İyiyim, olur arada böyle korkmayın. Ah be Duru. Biraz çıtlatsana ya. Kafayı yedik burada. Siz kimsiniz ya? Neresi burası? Ailen nerede? Vallahi biz seni aldığımızda cam gözlü adamlarından başka kimse yoktu. Hoş. Onlar da biraz yamulmuştu ama. Hanımefendiyle yeni tanıştık biz. Tanıştığımızda gücünü söylemek istememişti ama sebebi anlaşıldı. Büyük abinin aradığı şifacı buymuş. Vay arkadaş ya. Vadinin en sakıncalı insanını evimize almışız. Sağ ol. Kendini paraladın benim için. Bir can borcum oldu sana. Yok, önemli değil. Sen de beni kurtarmıştın, ödeştik. Neyse, benim gitmem lazım. Halini bulmam lazım. Şş, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Biz sana nasıl güveneceğiz? Bu kızın burada olduğu duyulursa biz biteriz. Bak, büyük abiden kaçmaktan bahsediyorsan ben de ondan kaçanlardanım, tamam mı? Sıkıntı yok yani. Olsun. Yine de yemin etmen gerekiyor. Hatta üçümüzün de. Sırrımı kimseye söylemeyeceğinize, üçünüz de en sevdiğinizin üstüne yemin edin. Tamam, bak ailenin üzerine yemin ederim. Kimseye söylemeyeceğim, tamam? Kanatsın üzerine yemin ederim. Evet. Seremoni bittiyse ben gidiyorum. Ha. Bu arada adım Tilki. Lakabım yani. Ve bir şekilde kanun kaçağıyım. Haberiniz olsun. Yani siz de beni görmediniz. Eyvallah. Tilki, bir dakika dur, senle işimiz daha bitmedi. Olduğu kadar, olmadığı kader. Eyvallah. Ya bırak gitsin ya. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Biraz daha iyiyim. Biraz hava alırsam daha iyi olacak.
Burak! Burak neredesin? Burak abi yatmış herhalde. Ben uyandırırım hemen. Mehmet! İnanmıyorum. Ben Burak'a bakmaya gelmiştim. Döndüğünden haberim yoktu. Hoş geldin. Burak abi yok. Odasında değil. Merhaba Gürcan'cığım. Ben çok aradım haber vermek için ama açmadın telefonu. Öğrendiniz demek. Neyi öğrendim? Çocuklar da döndü. Kıvanç ve Aylin buradalarmış. Bak baba onlar da gelmiş. Tamam ama neredeler buradalarsa? İşin o kısmı biraz tuhaf işte. Merhaba. Çilki abi. Ne haber aslan parçası? İyi. Özlemişim seni vallahi. Ben de seni çok özledim. Geldik işte. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıymış. Merhaba Mehmet abi. Bodoslama dalacaksan şimdiden rica edeyim. Karın boşluğuma vurma, gerisi serbest. İstediğini yapabilirsin. Malum, hak ettik. Gel. İyi misin? İşte. İyi diyelim, iyi olalım. Aylin nerede? Odasında mı? Aylin seninle değil mi? Yok. Nerede o zaman seninle değilse? Sakin olun. Aylin hastanede. Hastanede mi? Ne oldu? Kaza mı geçirdi? Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Orhan'a bir takım şeyler anlatmış. Senin görünmez olabildiğini, öldüğünü, elektrik verip tekrar dirilttiğini. Kıza deli muamelesi yapıyorlar. Psikiyatri kliniğine kapatmışlar. Tilki bir dakika. Yürü oğlum. Aylin! Ne oluyor? Buraya bu şekilde giremezsiniz. Aylin! Alo, güvenlik. Hiç gerek yok. Biz gidiyoruz birazdan zaten. Tilki abi buradayız. Aylin! Tilki. Benim Aylin. Korkma, bir şey yok. Korkma. Ben çok iyiyim bak. Hiçbir şeyim yok. Aylin, kızım. Aylin abla. Geleceğinizi biliyordum. Geliriz tabii. Cehenneme gitsen yine geliriz peşinden. Kurtulamazsın bizden. Götür beni buradan. Nereye gitmek istersin? Evimize. Geçti bitti artık. Hepsi bitti. İyi misin? İyiyim. Yaran? Yaran nasıl bakayım? Ya bir şey yok Aylin. İyiyim. İyiyim. Peki ben anlamıyorum. Nasıl iyileştin? Nasıl ayağa kalktın? Neyin ne olduğunu düşünmekten yorulmadın mı artık? Ben boş verdim gitti. Sen de boş ver. Önemli olan ben iyiyim ve artık yanındayım. Öldün sandım. Kalbin durdu. Sonra ben ellerimle kalbine elektroşok yaptım. Tekrar geri döndüm. Sen çağırırsın da ben dönmez miyim? Güzelim benim. Pardon. Gerçekten çok pardon. Basıldık.
Aylin çabuk üstünü giyin. Vallahi özür dilerim ya, çok özür dilerim. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Duyan da bir şey var zannedecek. Aç gözünü. Gel otur. Gel. Alışsan iyi olur. Çünkü bundan sonra böyle. Hayat kısaymış. Her fırsatta sevdiklerime sarılmaya karar verdim. Güzel karar. Sen nasılsın Aylin abla, iyi misin? Çok iyiyim. Evet, Aylin de kendine geldiğine göre şu işi halledelim. Ne işi? Nereden başlasam bilmiyorum ki. Biz yokken çok şey olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.